itiraf köşemizin devamındayız. Biliyorsunuz Tuncay Bey ilk önce itiraf köşemize gelmişti. Eşime iftira atarak ondan ayrıldım, sevgilimle bir oldum ama şimdi affedilmek istiyorum demişti. Sonrasında Emine Hanım'a ben tüm gerçeği anlatmıştım. Emine Hanım böyle kusabildiği tüm öfkesini eşine karşı söylemişti, ifade etmişti. Sonrasında Tuncay Bey'in bize söylediği bir şey vardı. Dedi ki bunları ben aslında yapmak istemedim. Her şeyi yeni eşim, yani eski eşimi aldattığım Ayşegül bana yaptırdı. Yoksa ben eski eşim Emine'ye asla böyle bir şey yapmazdım dedi. Şimdi ikisi de buradalar. Aslında bugün önemli bir gelişme daha var. Ayşegül'le yüzleşecekler. Tuncay Bey nasılsınız? Nasıl geçiyor günleriniz? Şimdi yüzleştiniz. Emine Hanım'a gerçeği söylediniz. Bir nebze olsun vicdanım rahatladı. Rahatladı ama mı vicdanınız? Benim şöyle... Vicdanım şöyle rahatladı, en azından hani sebebini söyledim ama işte bir tek affetmesinde kaldı iş. Beni affederse ben sanki cennete gitmiş gibi olacağım. O kadar mutlu olacaksınız. Vallahi o kadar mutlu olacağım. Peki Emine Hanım nasıl hissediyor kendini? Şimdi eşiniz geldi, siz de yıllarca ya ben eşimi aldatmakla suçlandım. Yani ne kadar korkunç bir şey, bir kadın için düşünebiliyor musunuz? Hiç aldatmamışsınız eşinize, çok sadakatlisiniz. Eşiniz mesaj gördüm diyor. Gerçekten de sizin telefonunuzdan çıkmış. O mesajları çat çat gösteriyor. Yıllarca ya ben nasıl kendimi kanıtlarım, nasıl ispat ederim diye üzülürken bir anda gerçeğin bambaşka olduğunu öğreniyorsunuz. Meğerse eşiniz size oyun yapmış, hem de sevgilisiyle birlikte. Ne hissediyorsunuz? Daha kızgınım. Düşündükçe daha çok sinirleniyorum. Yani kendimi çok kötü hissediyorum. Yani... hiçbir şekilde kızgınlığım geçmedi. Bakalım bugün Ayşegül'den de duyacağız neler neler varmış. Eşinizin ne düşünüyorsunuz? Ayşegül'le yüzleşeceğiz ama. Yani eşinizin hiç masum olabileceğini düşünüyor musunuz? Ya Esra'm, şimdi baktığım zaman şöyle şu duruşta masumiyet görüyorum. Evet, üzülüyorum. Vicdanen üzülüyorum insan olarak. Ama ne olursa olsun bir kadın hak etmediği şeyleri bir kadın tarafından yaptırılmış. Alet olmuş bu da. Alet olmayacaktı. O benim karım, o benim çocuğumun annesi diyecekti. Hiç mi düşünemiyorsun sen bunları? Düşünecektin, yapmayacaktın. Hak etmiyor benim eşim bunları diyecekti. Yani baktığım zaman üzülüyorum. O da acıyorum diyelim daha doğrusu. Üzülmekten daha çok acıyor musunuz? Acıyorum, evet. Ya acıyorum demek istemedim de üzülüyorum dedim. Acıyorum. Ben onu gözümden sakınıyordum. O kadar seviyordum. Ayrılalım dediğinde, hayır dediğimde çıkarttığı şeyleri. Şimdi diyor ki bunları diyor bana Ayşegül yaptırdı. Tamam Ayşegül yaptırdı madem. Öğreneceğiz biraz sonra, Ayşegül de gelecek buraya. Ayşegül mü yaptırdı? Gerçi kimin yaptırdığının önemi var mı? Bana göre yok ama insanların yok. Fikirleri tabii ki de değişebilir. Ben yönlendirmek istemiyorum bu anlamda. Aynı zamanda Tuncay Bey tabii ki Ayşegül Hanım'dan boşanacağınızı da söyleyeceksiniz herhalde, evet, burada. Evet. Ayşegül Hanım bununla da yüzleşmiş olacak. Bir Ayşegül Hanım ben çok merak ediyorum. Hani şu anlamda da merak ediyorum. Karınızı beğenmeyip eski eşinizi, hani bu kadının güzelliğine, bakımlılığına, hatta böyle giyimine aşık olduğunuz için sekreterinizin. Bir alalım bakalım Ayşegül Hanım, bir gelsin. Bir onunla da yüzleşelim. Hoş geldiniz Ayşegül Hanım. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Buyurun sizi eşinizin, şimdiki eşinizin yanına alalım. Evet. Vallahi çok şaşkınım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Böyle bir programa geleceğim hiç aklımdan bile geçmezdi. Ayşegül Hanım, günlerdir biz şaşırmaya devam ediyoruz şu anlamda. Bir boşanma ama oyunlar içinde boşanma. Emine Hanım kandırılmış. Sonrasında sizinle evleniyor, bu kandırılmanın sonucundaki boşanmayla Tuncay Bey sizle evleniyor. Ve şimdi de sizden boşanmak istiyor. İnanamıyorum, nasıl böyle bir şey yapabiliyor yani. Çok iyiydik, hiçbir sıkıntımız yoktu yani. Evet, hiçbir sıkıntımız yoktu. Sıkıntımız yoktu. Yok da işte sadece sıkıntı benim vicdanım. Nasıl vicdanım? Tamam. Benimle mutlu değil miydin? Yani senle benim... ne kadar artık yani düşünüyorum. Ya gece bak düşün, gece yatarken... Sen demedin böyle... mi ben görücü usulüyle evlendim, hiç sevmiyorum karımı. Eve gitmek istemiyorum, tek benim ol. Ben her işi yaparım, gece gündüz çalışırım dememiş miydi? Yalan söylüyor. Severek evlendi. Evet. Severek evlendiyse beni niye kullandın ki o zaman yıllardır? Bak, sevmeden evlendiğini mi söyledi size?
sevmeden evlendiğini. Bir şey soracağım ya. Sen nasıl bir kadın olarak bir kadın üzerine komplo kurabiliyorsun? Bana bunu açıklar komplo mısın? Komplo falan kurmadım ben. Nasıl kurdun? Hiçbir şeyden haberim yok. Ya Allah Allah. Ya şu an şoktayım yani. Hiçbir şeyden haberim yok benim. Sen anlatmadı mı sana? Yaptığınız olayı anlatmadı mı? Geriliyorum yani resmen. Yani nasıl böyle bir şey yapabiliyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Doğruları anlat. Nasıl doğruları anlattın? Doğruları anlattım. Bir şey soracağım Ayşegül. Ne anlattım? Eşinden ayrılıyor ya. Tuncay, nasıl ayrılıyorsun eşinden? Nasıl bırakıyorsun diye sordun mu? Nasıl kabul ettirdin sen ayrılmayı diye sordun mu? Bir söyle bakayım bana. Öyle bir şey yoktu ki. Nasıl sadece şey seni seviyorum, seni istiyorum. Sadece sen benim ol. Ben gece gündüz çalışırım dedi bana. Hiç öyle bir şeyden bahsetmedi. Tamam. Peki şöyle bir şey bilmiyor musunuz tamam, Ayşegül doğru. Hanım? Eşim beni aldatmış olsun. Böylelikle rahatlıkla boşanırız. Malları da ona vermem demedi mi? Bu sizin aklınıza gelmedi mi? Yok, öyle bir şey demedi bana. Hangi bu olaydan haberiniz yok? Şu an burada şok oldum yani. Ben şu an burada duydum bu olayı. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Ayşegül. Ve şu an çok Allah gerginim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bak. Şu kurulan komployu artık ben konuşamıyorum. Vallahi konuşamıyorum. Dilin tutuldu. Herhalde doğru olmayan bir şeyler var ki insanın dili o zaman tutulur bu kadar. Ya yok. Yemin ediyorum. Bakın ben de suçluyum. Ben de suçluyum ama asıl Ayşegül yaptırdı. Ben ya, yaptırdım. Evet. Ben mi yaptırdım? Sen demedin mi ben eşimi istemiyorum? Sen ben eşimi tamam, hiç ben sevmedim. Dedim, bak, sevmeyerek ben, evlendim. Ben, dedim, ben seni ben, istiyorum. Bak, bir de ben de dedim. Ben dedim ki ya bakımsız dedim. Hani bir yere gittiğim zaman yemeğe dedim. Hani artık hani ben kendime yakıştıramıyorum. Bunu söyledim. Pardon ya. Utanmaz. Yakıştırdın mı Ayşegül? Gittiğim zaman yemeğe dedim. Hani artık hani ben kendime yakıştıramıyorum. Bunu söyledim. Pardon ya. Utanmaz. Yakıştırdın utanmaz mı bu Ayşegül? Utanmaz. Tuncay. Niye utanmaz? Sana işte koca ben demeye utanıyorum ya. Bu mu benim için tercih ettin? Bana tercih ettiğin kadın. Bak vallahi Esra Hanım. Vallahi inceciksiniz maşallah. Lütfen Ayşegül de bir kalksın da görelim. Bakımsızmış. Kalkın Ayşegül Hanım. Madem kendi görmek istiyorsun. Kalkmak istemiyorum. Ben eşimi tanıyorum. Benim ne suçum olabilir ki bu durumda? 10 yıl yani evli kaldım. Aynı hayatı paylaştım. Adamı tanırım ben. Bunları düşünebilecek. Gel karına şöyle bir komplo kuralım. Şöyle yapalım. Telefon öyle hatta bir şey yok. Bunu nereden bunları düşünebilecek Emine bir Hanım insan Tuncay değil. Tuncay Bey söylüyor. Tuncay Bey diyor ki komployu bana nasıl böyle Ayşe bir şey söylüyorsun? Ben şaşırıyorum ya. Ne yapmaya çalışıyorsun? Bak Ayşegül'cüğüm ben öncelikle şunu söyleyeyim. Ben seninle benim boşan eşim nasıl böyle bir şey yapar misin ya? Allah'ım bir inanamıyorum ya. Lütfen bir dinler misin? Ben senden boşanmak istiyorum. Kabul ederse ben Emine ile tekrar eğer sil kaldır lan. Bir sakin olun. Ben de kandırılmış oldum bu durumda. Ben siz değil. Ben de kandırılmış sana inanmıyorum. Lütfen yerine oturur musun? Bak ben yerimde duruyorum ki. Konuşur musun? Sen Emine. Sen git dokunma. Bak, hayır dokunma. Eşim bu kadar komple kurabilecek kadar zeki bir insan değil. Zeki olmadığı için kandırdım. Benimle bir alakası yok. Sadece beni sevdiğini, ben şu anda sadece benimle olmak istediğini söyledi. Benim bununla hiçbir alakam yok. Yani bak şunu bana gergin davranmayın. Tuncay Bey bana ne açıkça yapayım? Şunu söyleyin. Sizi Ayşegül Hanım mı kandırdı? Evet. O mesaj tamam, olayını kim düşündü ve nasıl planladınız? Hı. Bak orada arkadan parmak ne yapmayın söyleyin. Ben şöyle bak böyle yapayım gösteriyorum. Benimle alakası yok. Demedin mi? Ayşegül sen demedin mi? Oyun oynuyorsun. Sen şu bana anda bir oyun oynuyorsun. Utanmadan oyun oynuyorsun. Sen İnsan bir karısına bunu nasıl yapabilir? Bak sen demedin bana. Bana bunu nasıl sen yapabilirsin? Sen bana bir hata, ben o hata şey atacağım. Sen hattan Emine senin mesaj atacağım telefonla. Sen de gece alır iş yaparsın. Bana karşılık versin. Öyle bir şey yok. Demin sen sadece dedin yeni bir telefon aldım. Bir ay, aşkım bir bana ay bir mesaj at dedim. Ben attım. Bir masumca bir mesaj attım. Sen o mesajı kullanarak eşinden ayrılmak istedin. Değil hayır mi?
bana öyle güzel şeyler söyledi. Beni kullandın sen. Öyle güzel şeyler yazdın. Siz bu işin içinde değil misiniz Ayşegül Hanım? Bana öyle güzel şeyler yazdın ki. Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun. Şu suratına şeyini yaz. Niye utanmadım ya? Sinirim çok bozuk. Benden uzak dur lütfen. Ya kadın da bu şeyi, bu durumu bilmediğini söylüyor. Yani size emin misiniz Ayşegül Hanım'la yaptığınızda bu durumu? Yok. Bence ben Ayşegül Hanım'ı da... yaptım. Bu sadece hayaliydi. Ayşegül Hanım'ı da kandırmış olabilirsiniz. Ayşegül Hanım bir şu anlatır anda, mısınız? Şu anda beni de kandırmış oldu. Yani benim bu olayla hiçbir alakam yok. Hat getirdi ya sana hani. Ben bu olayla hiçbir alakam yok. Ya alakam yani yok ben... değil mi? Var. Sadece bana, bütün bana mesaj senden atar mısın? Yeni telefon aldım, bana mesaj atar mısın dedi. Ben sana atıldığından haberim yok. Tamam da yani... Haberin yok mu Ayşegül Hanım gerçekten buna? Yok, hiç yani bu yok. Adam sana geldi, ben eşimi sevmiyorum, zorla evlendirildim, ayrılmak istiyorum diyerek mi seninle birlikte oldu? Evet, öyle söyledi. Tuncay Bey şu an istediği şey aslında sizden boşanıp tekrar Emine Hanım'la barışmak istiyor. Bugün ben kabul etmiyorum. Ben böyle bir şeyi kabul edemem. Ben ayrılmak istemiyorum. Ben neydim? Şimdiki kullanılacak bir araç mıydım ben? Şimdiki kafam olsaydı bu kadına ben onu yazıklar yapardım. Olsun diyorum. Başka bir şey diyemiyorum sana. Ya yazıklar bak Ayşegül, sana yazıklar olsun. Bak benim tepem atıyor asıl, tamam mı? Ben yapmadım ama kabul et bilmem ne. Tamam Emine. Ya bırak sen de be. Yürü. Alakam yok, alakam yok. Kendi kendine mi yaptı bu adam bunları soruyorum sana. Sen bir kadınsın. Vicdanın yok mu senin? Suçsuz yere yıllarca bana vicdan azabı çektirdiniz ya. Ben yani küçücük çocuğu tırnaklarımla büyüttüm. Ben ne yapabilirim? Ödemediğin bütün nafakaları ödeyeceksin. Tunçay Bey, buyurun. Şimdiki eşiniz burada. Ne olursa olsun şu an resmi nikahlı eşiniz. Evet. Ama siz Eminem de Eminem diyorsunuz. Evet diyorum. Benden uzak Allah'a yakın ol. Dengesizliğin bu kadar Allah'a yakın olsa böyle bir şey yapar yani mı? Yani sizin niyetiniz, isteğiniz ne açıkça söyleyin. Ayşegül Hanım. Benim niyetim, bakın. Benim niyetim, ben vicdanımı rahat tutmak için. Emine beni affetsin. Tamam mı? Ben sadece eğer Emine beni affetmezse ben yerin dibine girerim. O çukurda ben açarım. Peki affetti diyelim. Ben seni affettim dedi. Affettikten sonra ne yapmasını istiyorsunuz? Vallahi affettikten sonra eğer kabul ederse tekrar bir sayfa açacağız. Seni Allah kahretsin. Seni. Emine bak ben diyorum ki benim derdim yalvar, şu an... Yalvar yalvar biraz daha yalvar. Hayır. Biraz da önüne çök. Bir dakika bunu söylemek istiyorum. Yani... Şimdi bu çok zor bir durum. Bak iki burada en zor durumda kalan bence iki kadın da zor durumda. Çünkü siz kendi duygularınıza göre kadınları parmağınızın ucunda oynatmaya çalışıyorsunuz. Şimdi o zaman onu seviyordum böyle diyorsunuz. Bunu seviyorum böyle diyorsunuz. Kadınlara oyuncağınız değil bir kere. Şimdi bunu kabul etmek lazım. Burada gerçekten düşünüp şimdi kimsenin duygularıyla oynamadan gerçekten duygularınıza kapılıp dürtüsel hareket etmeden doğru karar veriyor olmak lazım. Ayrıca sizi buraya getiren Ayşegül Hanım'dan soğuttuğunu iddia ettiğiniz başka konular da var. Bunları da yarın konuşacağız. Bence herkes bir otursun, düşünsün kim haklı, kim haksız, gerçek hatalı, suçlu kim? Ona göre karar versin. Yarın tekrar devam edeceğiz.